oluyor bu kadar herhalde? Hepsini keseceksiniz değil mi? Bazı şey yapacağız. Şu pirsin olayı yani, kesin evet. Mesela. Yok onu kesemem. Onu güzel ama buralarını eklerim şu anki konuşmalarımda. Evet yani bu arada dediğimiz gibi hanımlar için yok yok. Evet her şey var. Benim de yani en ilgimi çeken şey... Sevgili izleyiciler, yakın zamanda yapılan bir güzellik yarışmasında önce Türkiye Kraliçesi, ardından da uluslararası platformda üçüncü olmuştum Derya Erdem. Nasıl geçiyor üçüncülükten sonra hayat? Güzel geçiyor. Normal hayatıma devam ediyorum aslında ama tabii birçok insanla tanıştık. Birçok projeyle karşı karşıya olduk, değerlendirdik. Ve kendimize göre bir sürecin içine girdik. Evet, süreç devam ediyor diyoruz. Bugün Güzellik Fuarı'nda, Güzellik Ürünleri Tanıtım Fuarı'nda yakaladık Derya Erdem'i. Derya, kaç ay oldu yarışmanın olduğu? Şimdi yarışma Kasım ayında yapıldı. Dolayısıyla 5-6 ay oluyor. Ve yarışmadan sonra ben de birkaç adım attım oyunculukla neler ilgili. Neler yaptın mesela? Şu an oyunculuk eğitimi alıyorum. Aynı sırada işte o projeleri değerlendiriyorum, görüşmeler yapıyorum ve inşallah bu sene güzel projelerle karşınıza çıkacağım. Netleşen bir şey var mı? Şu an hepsi proje aşamasında bildiğim kadarıyla. Aslında netleşen şeyler var ama şu an benim eğitimimi tamamlamamı bekliyorlar. Çünkü ben bu dalda henüz tecrübeli değilim ve deneyimim yok. Aynı zamanda bir de diksiyon dersleri ve seslendirme dersleri alıyorum. Yoğun bir süreç. Spora gidiyorum bol bol. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Kaç kilo da verdiğini gördüm. Evet biraz öyle. Peki sen bildiğim kadarıyla 5 yabancı dil biliyordun galiba, öyle mi hatırımda kalmış benim? 5 yabancı dil bilen insanın diksiyona hala ihtiyacı olabiliyor demek ki. Oluyor çünkü ben en son Türkçe öğrendiğim için biraz o konuda zorlanabiliyorum. Bizim çünkü gırtlaktan gelen bir ses tonumuz var. R'lerin üzerine basarız mesela. Şimdi sonradan bir Türkçeyi öğrendiğini ifade ettin. Peki temele inelim. Nereden geldin? Nerelisin? Anlat bakalım biraz. Ailem aslen Elazığlı. Fakat seneler önce İsviçre'ye yerleşiyorlar. Ve ben İsviçre'de doğup büyüyorum. Bütün eğitim hayatımı orada tamamladım. Daha sonra birkaç sene İngiltere'de, Londra'da yaşadım. Sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar verdim. İyi ki de yerleşmişim. Kaç yaşında geldin Türkiye'ye? Daha 4 sene oluyor. Yani uzun bir süre değil. Geldikten sonra işe başladım, çalıştım, düzenimi kurdum. Tabii ilk zamanlar zorlandım çünkü çok ayrı bir kültürden çok ayrı bir kültüre giriş yapmış oldum. Fakat bana çok şey kattı, çok şey öğrendim. Keyifli yani, ben İstanbul'u seviyorum. Güzel çevre edindim. Ailen dönmedi galiba. Ailem dönmedi. Çünkü annenin izinde olduğunu ifade ettiydin. Demek ki onlar orada halen yaşıyorlar. Sen tek başına mı geldin? Doğru. Annem tatile geldi şu anda yanıma. Peki neden Türkiye'ye geldin? Döndün daha doğrusu. Orada doğdun ama Türk vatandaşısın sonuçta. Çifti vatandaşım. Buraya tatile geldim ve daha önceden gelmemiştim. İlk kez 5 sene önce geldim. Hoşuma gitti, kaldım. Neden hoşuma gitti? Çok kalabalık bir şehir. Çok farklı insanlar var, çok farklı kültürler var. Bu da galiba benim dikkatimi çeken nokta oldu. Çünkü yeni şeyler öğrenip yeni şeyler katmayı seviyorum kendime. Ve böylelikle kaldım. Dediğim gibi iyi ki de kalmışım. Çünkü ben de değiştim, hayatım da değişti. Ve ailem de yanıma gelip gidiyor. Ben onların yanına gidip geliyorum. Türkiye mükemmel değil mi? Evet, kesinlikle. Umarım bu arada ülkemize değinmişken son dönemde yaşanan bu tatsız olaylar inşallah kısa bir zamanda sonuçlanır ve bizim herkes temennimiz tabii ki huzura erişir diye ümit ediyorum. Ülkemizin tabii ki bu güzelliği yanında huzuruna da ihtiyacı olan bir şey doğal olarak. Herkes üzerine düşeni yaparsa Türkiye huzura kavuşur diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yapalım. Diğer bizi izleyenler de üzerlerine düşmeyi, düşeni yapmaya çalışsınlar. İhmal etmesinler inşallah. İhmal etmesinler, evet. Peki Derya, sen Türkiye'de ne iş yapıyorsun şimdi? Yani bir de işin de olmalı diye düşünüyorum. İlk geldiğimde tabii çalıştım. Özel sektörde işe başladım ve senelerce orada çalışıyorum. İşimden de memnunum çünkü yabancı dilimi değerlendirebiliyorum. Zaten okuduğum bölümde, mezun olduğum bölümden devam ediyorum.
Fakat tabii bu değişikliklerle birlikte yarışma sonrası şu an o biraz ikinci plana kaymaya başladı. Çünkü farklı şeylere ağırlık vermeye başladım dediğim gibi. Projelerimiz var. Projeler sonuçlandı ve benim kendi adıma, kendime bir şeyler katma adına bu süreci geçirmemi bekliyoruz. Ve aslında çok kısa bir süre kaldı önümüzde. İnşallah yakın bir zamanda dediğim gibi farklı bir dala adım atmış olacağım. Ben de merakla, heyecanla bekliyorum. Mutluyum yani bu durumdan, şikayetçi değilim. Evet, hep mutlu oldum. Peki ağırlık olarak hangisini seçiyorsun? Modellik, mankenlik mi, oyunculuk mu? Mankenlik, modellik yarışma sonrası düşünmedim. Yani öncesi var mıydı o düşünce? Öncesi yoktu, sonrası da olmadı. Ben biraz daha aktif bir şekilde, biraz daha enerjimi atabileceğim dallara kaymayı tercih ettim. Yani ileride sunuculuk, spikerlik olabilir. Dediğim gibi oyunculuk kesinlikle istediğim bir şey. İşte o farklı karakterlere bürünmek, o hissiyatı paylaşabilmek ve kendi karakterine kesinlikle bir şeyler katmak daha çok ilgimi çeken şeyler. Ve zaten bir sürü ödevlerim var, bir sürü kitaplar okuyorum, işte filmler seyrediyorum farklı farklı, piyasayı araştırıyorum. Sonuçta ben daha önceden bu piyasanın içinde değildim. O yüzden mankenlik, modellik düşünmüyorum açıkçası. Hı. Senden özel bir isteğim olabilir mi? Elbette, buyurun. Yapacaksın. Ne olduğuna bağlı. Bana bir dilini çıkarır mısın? Onu yapamam. Yok, yapamam. Ama ben görüyorum. Olsun. O biraz özele giriyor. Peki, nedir o? Dilinin ucunda bir şey var. Evet. Yani zamanında tabii herkesin bir ilgisi oluyor. Ve ben biraz aksesuar severim. Hızmalarım vardır. Şöyle işte küpelerim vardır. Peki, dilinde olanın adı ne? O da bir piercing. Evet. Şimdi yurt dışında bu çok normal bir şey. Çünkü tamam, hayır, benim de hoşuma gittiği için sen zaten bana bir dilini çıkarır mısın dedi. Olmaz, şimdi seyircilerimiz ayıp olur. Yok, onlar da merak ediyorlardır. Yok, onlar biliyordur. Peki bu dile neden takılıyor? Merak ettim. Şimdi dediğim gibi ben aksesuar çok seviyorum. Özellikle beyaz taş çok seviyorum. Çok küpelerim vardır, çok tamam. İşte piercinglerim ama vardır. Bu aksesuarları işte Türkiye'ye genelde gelmeden izleyince önce görüyor ama dilindekini görmüyor. Kaza hem ben gördüm. Evet. Yani onun... O bana özel bir şey. Yani benim görüntü anlamda hoşuma gidiyor. Zaten ben artık onun hissiyatını kaybettim. Çünkü evet. Biri bana söylemediği sürece ben dilimde bir piercing... Dilinin içinde bir fazlalık gibi de dolaşmıyor mu? Öyle olmuyor. Hissetmiyorsunuz çünkü... Bazı insanlar vücudunun çeşitli yerlerine de takarak kullanıyorlar. Sende var mı başka? Yok. Bir burnumda ve dilimde var. Eskiden çok vardı ama hepsini çıkardım. Dediğim gibi yani ben onun eskiden varlığını... Eskiden çok vardı. Evet. Kaç tane vardı? Yani bir 5-6 tane var. Evet, evet. Bu şey nedir yani, biraz böyle çılgınlığın bir şey ibaresi midir? Nedir yani bu tür neydi adı demiştin? Piercing. Piercing. Evet. Yani bunları kullanan insanlar biraz böyle aykırı mıdır, nedir ya da bir özel sebepleri mi vardır? Merak ettiğim için. Ben öyle düşünmüyorum yani, tabii herkesin kendine göre bir sebebi vardır. Benim sadece görüntü açısından çok hoşuma gittiği için ve aksesuarları sevdiğim için zamanında yaptırdığım bir piercingdi. Ve çıkarmadım çünkü hissetmiyorum artık yani onun orada olduğunu ben hissetmiyorum. Avrupa'da bu piercingin kullanıcıları fazla galiba, değil mi? Tabii orada hem dövme hem piercing, evet. Çok bilindik bir şey dövme zaten. Dövmem yok. Dövmeyi sevmiyorum mesela. Yani genelde evet. Hep şey düşünülür, işte piercing yapıldığı zaman dövme de sevilir diye, ama öyle bir durum yok çünkü bunlar bence iki ayrı şey. Dövme yaptırmadım hiç. Evet. Yaptırmayı düşünmüyorum. Piercing konusunu kapatalım. Niye çıkardın fazlalıkları? Çünkü hem iş hayatı için hem de Türkiye'de çok bilindik, yani bilindik demeyeyim de çok alışılmış olduğu bir durum olmadığı için farklı anlaşılabiliyor, farklı bakış açıları var çünkü insanların, buna da saygı duymak lazım. Tabii ki. Bir de tabii bu biraz heves meselesi yani hevesini aldıktan sonra. Var. Herkesin sorumluluğu kendine aittir, yani herkes kendi özgürlüğünden sorumlu, kendi kararlarından sorumlu.
Dolayısıyla sen de bu tilkinin olmasa beni hiç rahatsız etmez. Başkalarını da niye rahatsız etsin? Edecekse zaten seni rahatsız eder. Evet. Sen zaten dilinle o fazlalığı hissetmemeye başlamışsın. Demek ki bünye bunu kabul ediyor, alışıyorsunuz. Tabii. O fazlalık gibi. Yemek evet. Yerken takılma oluyor mu? Takılmıyor, hissetmiyoruz. Evet, güzel bir konu yakaladık. Şimdi bu arada piercing demişken fuara da değinmek istiyorum. Burada çok farklı şeyleri gördüm az önce gezerken. İşte tırnaklara özel, işte renkler, tonlar, işte tırnak piercingleri var biliyorsunuz. Taşlar var. Çok hakikaten özenip güzel bir şekilde sergiliyorlar fuarda. Onun dışında takma kirpik var, gördüm. Cilt bakımı var, masajlar var. Evet. Saçla ilgili ürünleri tanıtıyorlar. Yok yani. Evet, her şey var. Benim de yani en ilgimi çeken şey makyaj saç oldu. Çünkü biliyorsunuz günümüzde zaten çok geniş bir konu bu artık. Çünkü farklı markalar, işte farklı hevesler ve değişik değişik şeyler çıkıyor. Mesela az önce gördüm, sulu boya gibi makyaj yapıyorlar. Bizim fotoğraf çekimlerinde de bunu kullanıyorlar çünkü. Suya batırıp onu yüzünüze uyguluyorlar. İşte show makyaj vardır, ayrı bir dal. Reklama girmese de bütün bunları biz yayınlasak. Yok, sadece sorduğunuz için. Evet, hayır. Yani gidip yerinde çekim yapmak istedim ama maalesef Erpan'ın arkasında. Bence herkes kendisi gelip var. Zaten kendi gözleriyle bir görsünler. Bir böyle delik deşik. Dolayısıyla bugün değil, artık seneye görecekler galiba, değil mi efendim? Galiba Haziran ayında tekrar var. Evet. Diyorum. Biraz dedikodu yapalım. Peki. Erkek arkadaşın var mı? Erkek arkadaşım yok. Niye yok? Böyle güzel bir kızı boş bırakırlar mı? Hem de seçilmiş bir güzeli. Tescili güzel diyorsunuz. Teşekkür ederim. Uzun oluyor ve bu kadar herhalde hepsini keseceksiniz değil mi? Bazı şey yapacağız. Şu piercing olayı yani, kesin evet. Mesela. Yok, onu kesemem. Onun güzel tarafı. Buralarına eklerim şu anki konuşmalarımızı.